Biraz neşeli böyle bıcı bıcı bir şey hazırladım aslında işin içinde çünkü çocuklar var. Çocuklarda öfke kontrolünü çalışacağız bugün. Birazcık ondan bahsedeceğim. Benim drama tezimdir kendisi. Ve önemsediğim bir nokta şiddetsiz iletişiminde ayrılmaz bir parçası aslında öfke kontrolü. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim durum da bu. Öfke kontrolünü çocuklara nasıl öğretebiliriz? Ebeveyn olarak nasıl? Veya eğitmen olarak, bir koç olarak ya da sınıf öğretmeni, drama öğretmeni, eğitmen olarak nasıl bir yol, yordam izlemeliyiz ve çocuklarda bu alışkanlık haline gelsin. Ve daha sakin karşılayabilelim, davranışlarımız kötü olmasın kısmını anlatacağım ama öncelikle biraz kendimden bahsedeyim. Burçak Temel ben. Çocuk gelişimci ve yaratıcı drama eğitmeniyim diyebilirim. Başka bir şapkam da var meslek olarak. Orada da moleküler genetik uzmanlığım var. Yani toplamda 3 üniversite bitirdim diyebilirim. Bu da benim çocuklar hakkında çok daha fazla her taraftan multidisipliner bir bakış açısı sağladı. İyi ki de okumuşum bütün okulları diyorum o yüzden. Bu arada hani arada sorularım olacak. Biraz interaktif hazırladım sunumumu ve sizden istediğim şey arada chatten link paylaştım da o linkten duygu durumlarınızı ve fikirlerinizi almak istiyorum ki ona göre devam edelim sürece. Daha keyifli olacağını düşünüyorum. Şimdi öfke kontrolünden bahsetmek için ilk önce bizim duygularımız neler ve onları nasıl tanımlarız ondan bahsetmemiz gerekiyor. Bir sürü makale taradığımda gördüğüm şey şu. Çok fazla 610 tane duygu tanımlanmış durumda ve daha fazla olduğunu da söylüyor psikologlar ve sosyologlar. Fakat en çok kullandığımız gün içerisinde sürekli duygularımızın değiştiği anlar, hangi duygularımız yani o hislerimizi değiştiren şey ne ona baktığımızda bir hemen aklımıza gelen Inside Out filmindeki gibi oluyor. Yani o Riley'nin yaşadığı o duygu durumu, anlık duygu durumu o kadar farklı ve bize o kadar farkındalık yaratan bir animasyon ki ben onunla başlamayı ve araları böyle küçük karakterlerini serpiştirmeyi istedim. Çünkü hem daha canlı oluyor hem de aslında güzel göndermeler yapan bir animasyona da bu vesileyle atıfta bulunmuş oluyoruz. Biz günlük olarak hem yetişkinler hem çocuklar olarak baktığımızda en çok hissettiğimiz duygular, anlık değişen duygularımız neşe ya da mutluluk diyebiliriz buna. Öfke, korku, tiksinti ya da iğrenme duygusu ve üzüntü, hüzün. Şimdi bunları tanımlamadan, bunlarla ilgili konuşmadan öfke ve öfkenin zararlarını da konuşamayız. Çünkü hepsi bir bütün. O bütüne geldiğimizde de beni çok etkileyen ve hani tezimde çok fazla yer verdiğim kısma geliyoruz. Bu Plutnik'in duygu çarkı, Wheel of Emotion diye geçiyor İngilizcesi. Ve Plutnik şunu diyor, duygular bizi oluşturan ve karakterimizi oluşturan bir yapıdır. Ve bunları yok sayamayız, bunlar kötü değildir. Bunları doğru ya da yanlış diye de atfedemeyiz. Sadece baskın duygularımız ve onların birbirleriyle iletişimi bizim karakterimizi şekillendirir diyor. Ve burada gördüğünüz ilk 8 ortadaki 8 duygu bizim en çok yaşadığımız duygular. Ama sakinleştikçe ve daha hafifledikçe bu duygular alt çembere gidiyor. Hani öfke, rahatsızlığa, iğrenme, can sıkıntısına, üzüntü, dalgınlığa doğru gidiyor. Ama o duyguyu yoğun hissetmeye başladığımızda da biz merkeze doğru kayıyoruz ve bu sefer üzüntü yasa dönüşüyor, öfke hiddete dönüşüyor, neşe coşkunluğa dönüşüyor. Yani duyguların da kademeleri ve aşamaları var diyebiliriz. Hani bunu somut bir şekilde anlatmak gerekirse ve aradaki durumlara baktığınızda da duygular arasındaki
Davranış şekli, hangi iki duyguyu birlikte yaşıyorsak davranış şekli de ona dönüyor diyor Plotnik. Ve burada mesela öfkeyle iğrenme ya da rahatsız olmakla can sıkıntısı arasında bir duygudaysanız karşınızdaki kişiye davranış olarak hor görme olarak yapabilirsiniz diyor. Hani karakterimizi nasıl etkilediğini, duyguların karakterimizi nasıl etkilediğinden bahsediyor ve Plotnik bunu 5 duygu olarak değil 8 duygu olarak alıyor. Psikologların çoğu da 8 duyguyu ana duygu olarak alıyor diye böyle bir genel bilgi vermek istedim ilk önce ve sonrasında da aslında bu yola nasıl düştüm bunu anlatmak ve kendi tezimden bahsetmek istiyorum. Ben 2007 yılında drama tezimi hazırlarken öfke kontrolünü çalışacağımı bilmiştim ama yani biliyordum ama hangi yaş grubuyla ve nasıl çalışmam gerekiyor bilmiyordum. Çok literatür taradım yerli ve yabancı ve öfke kontrolünü drama teknikleriyle uzun vadede çalışan bir kaynak çok fazla bulamadım. Böyle olunca da bunun üstüne daha çok gitmek gerekti ve fazla literatür taramakla optimum verimi alabileceğim yaş olarak 7-8 yaşı seçtim. Ama daha sonrasında bunu geliştirdim yıllarca. Ve yaratıcı drama tekniklerinin uzun vadede öfke kontrolü çalıştığımızda öfkeyi, duyguları ve bunu kontrol etmeyi çalıştığımızda çocuklarda aslında kalıcı bir etkisinin olduğunu ön test, son test çalışmalarıyla bilimsel makaleye de çevirdim. Ya şöyle söyleyebilirim. 12 hafta boyunca yaptım bunu ve her hafta 1,5 saat çocuklar benimle beraber drama çalışmaları yaptılar ve aslında oyun oynadılar. İşte film izlediler. Arada küçük animasyonlar izledik veya kitap okuduk. Kaynakçalarda ben size bunların hepsini vereceğim. Hangi kaynaklardan yararlandığını. Ama bununla bitmedi. Eve de etkinlik verdim. Yani buradaki olay eğer bir davranışı, bir sorumluluğu düzenli olarak edinmesini istiyorsak bir çocuğun ebeveyn faktörünü kesinlikle göz ardı edemeyiz. O yüzden de ebeveynlerle evde etkinlik görevleri verdim. Aslında bu görevler oyunlar üzerinden gidiyor. Oyunlar ve el becerileri veya çocukların farklı gelişim aşamalarını destekleyici ama nokta hedef olarak amacında öfkenin ve kontrol edilmesinin olduğu bir etkinlik sürecini yaptım. Ve her oturumdan sonra çocuklarla her buluşmadan sonra da mutlaka onların duygularını alacak bir değerlendirme çemberinde bulundum. Dramacılar bunu çok severler. Hem etkinliğin başında hem de sonunda biz değerlendirme çemberi yaparız. Hem nasılsınız? Hoş geldiniz karşılamasıdır bu. Hem de etkinlik sonunda kendilerini nasıl hissettiklerini ve neler öğrendiklerini fark etmeleri için yaptığımız bir şeydir. Ve o çemberler çocukların çok hoşuna gittiğini anladık ve ölçek uygulamasında örnekler olarak burada gördüğünüz sorularım vardı. Bunun içinde Novaka öfke skalasıyla durum süreklilik öfke ölçeğinin izinlerini alarak yaptım. İki farklı ölçek uyguladım. Bir tanesinde daha çok karakteriyle ilgiliydi. O Novaka durum süreklilik öfke ölçeği karakteri ne kadar öfkelenmeye yatkın, agresif, ne kadar sakin bunu ölçmek. Diğerinde ise problem çözücü yetkinlikleri, baş etme becerilerini ne kadar biliyor çocuk bunu görmek için iki ölçek kullandım. Bu biraz uzun meşakkatli oldu. Tek tek çocuklarla yapmak zorunda kaldım. Çünkü birinde 25 soru, diğerinde 34 soru var ve şey oldu ama sonunda ciddi anlamda anlamlı farkın, istatistik hesaplamasını yapınca anlamlı farkın olduğunu çocukların önceki hallerinden, şu an eğitimden sonraki hallerine göre %75 daha iyiye düzelme, daha sakinleşme ve baş etme becerilerini arttırdıklarını gördük. Ve bu da aslında benim doğru yolda gittiğimi düşündürdüğü için bu yolda devam etmeye başladım. Ve sonradan da ebeveynler devreye girdi. Eğitimlere bu şekilde devam ettim. Şimdi size bir şey soracağım. Ve şu linki paylaşacağım. Neler sizi öfkelendirir? Bunu yazmanız için hemen şurada linkim. Chat'ten paylaşsam sanırım hepiniz alabilirsiniz diye düşünüyorum.
şu anda aktif değil. Şöyle yapalım. Chat'ten herkes sizi nelerin öfkelendirdiğini bir maksimum iki kelimeyle yazabilir misiniz? Haksızlık, yalan, adaletsizlik, haksızlık, anlaşılamama. Harika. Yalan. Var mı? Geliyor mu daha? Evet, iftira. Bağıran kişi, başka bir öfkeli kişi. Çok hızlı geldi. Görülememek, duyulamamak, yanlış anlaşılma, iftira, değersizlik hissi, evet, saygısızlık, varsayımlar üzerine davranışlar, duygunun yok sayılması, kişisel alanıma girilmesi, haksızlık, güvensizlik, baskılanma, saygısızlık, yalan, saygısızlık. Ne kadar ortak şeyler çıktı. Yanlış anlaşılma, yalan ve saygısızlık, kadir kıymet bilinmemesi, nankörlük, yok sayılma. Evet, bu konuda gerçekten hepiniz haklısınız. Gerçekten bu saydıklarınızın hepsi bizi zorlayan ve yoran şeyler. Tekrar biz şeye döndüğümüzde ben de saydım. Haksızlık, hayal kırıklığı, saygısızlık, tehdit, birinin sizi tehdit etmesi, başkalarının öfkesiyle yaptığı davranışlar, bize karşı yaptığı davranışlar, saldırganlık, başkasının yaptığı saldırganlıklar, yaşamsal değişiklikler. Bakın herkes yazdı ama bunu yazmadınız. Genelde atlanılan bir nokta yaşamsal değişiklikler. Her zaman rutine oturttuğunuz, alışa gelmiş bir hayatınız bir anda değişiyorsa bu da sizi öfkelendiren durumlardan bir tanesidir. Çabanın görülmemesi, küçük düşürülme, haklısınız. Kırgınlık, ilgisizlik, değersizlik. Aslında bu liste böyle sayfalarca uzamaya devam ediyor. Çünkü hepimiz birbirimizden farklı, kıymetli ve değerli karakterleriz, bir bireyiz. Her bireyin de öfkelenme duygusu, yani o duyguyu hissetme şekli çok farklı olabilir. Sebepleri ve yaşadığı deneyime göre o duygunun çıkması durumu farklı olabilir. Evet, konfor alanından çıkmak, doğru diyorsunuz. Yani öyle dersek bir çocuğu neler öfkelendirebilir? Hadi yetişkin olarak biz kendimizi tanıyoruz, bunları saydık. Çocuğu öfkelendiren şeyler nelerdir sizce? İsteğinin olmaması, düzeninin bozulması, anlaşılamama, her hareketine müdahale etmek, yetişkinlere müdahale etmesinden bahsediyoruz galiba Şengül Hanım. Of, çok hızlı geldi. Durun, başa gelmem lazım. Anlaşılamaması, dinlenmemesi, oyuncağının alınması, hakaret edilmesi, duyulmamak, dinlenmemek, değersizlik, evet, görülmemek, baskılanmak, kıskançlık, haksızlık, zorlamak, sorumluluklarının artması, güvensizlik, anlaşılamamak, hep ben demesi, başkasının mı hep ben demesi Yıldız Hanım? Yoksa kendisinin hep ben demesi de mi çocuğu öfkelendiriyor, kendisini öfkelendiriyor? Hocam Başkasının genelde emri. şöyle kendisinin sürekli ben başarılı olacağım düşüncesi ya da hani hep sürekli bana ilgi gösterilmesi düşüncesi. Ve bunu Hep kendisinin alamadığında ön planda öfkelenmesi. olması, çocukların içerisinde hep ona öncelik verilmesi. Yani bir Yani burada aslında çocuğun ön plana sürekli ön plana çıkarılıp bir tavizkar tutum sergilemekten bahsediyoruz aslında sanırım. Bağ kuramamak, özgürlüklerinin kısıtlanması, koşullu sevgi. Evet, eğer yemeğini yersen yemekten sonra seninle oynayabilirim. Kesinlikle güzel bir noktaya değinildik. İnatlaşmak, kendini güvende hissetmemesi, yaşadığı o çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Yaşadığı üzücü olayların travmalar, oyun kaybetmesi, anlayamadığı sebeplerden dolayı kısıtlanması ya da bir olayı anlamlandıraması, kavrayamaması diye de ben buna ekleme yaparım Murat Bey, söylediğiniz şeye. Çok güzel bir yere denk geldi. Aile ilişkilerinde öfke
Öfkenin kaynağı. Evet, aile ilişkilerinin doğru tutumda olmaması da çocukların öfkelenmesine kaynak olabilir. Kıskançlık, mükemmelliyetçilik. Çünkü söyleyelim. Mükemmelliyetçilik de çünkü yapamadığı anda kendine kızma ve sonra da öfkelenmeye dönebiliyor. Başarısızlık hissi. Evet, bunları söylediğimiz zaman şöyle bir baktığımızda aslında burada da çocukların cümleleri var kendi dilleriyle. Ben öfkelendiğimde bir özlemimi dile getiriyor olabilirim ama nasıl dile getireceğimi bilmediğim için bunu size söylemiş olabilirim, öyle davranmış olabilirim. Başarı beklentisinden kurtulmak istiyor olabilirim. İşte mükemmelliyetçiliğe girdik. Bu kadar çok mükemmelliyetçi olursanız ben kendimi kötü bir halde hissedebilirim. Ama şöyle bir sizin yazdıklarınız ve burada yazılanları düşündüğünüzde bizim yetişkin olarak bizi öfkelendiren davranışlar dışında neler var? Buraya bir dikkat çekmek istiyorum. Bir nüans var orada, küçük bir nüans var. Aslında benzer şeyler var ama çok küçük bir nüans var ki bu aslında çok önemli bir nüans. Biraz önceden beri chatten yazdıklarınız ve şu anda ekranda yansıttım. Her ikisinde de ortak bir şey var. Yetersizlik hissi var. Evet ama burada oluşumuyla ilgili veya o hisleri hissetmesiyle ilgili, nedeniyle ilgili bir şey. Daha da özüne ineceğim yani. O problemin biraz daha özüne inmeye deneyeceğim. Kendini affedememesi öfkelenmesine sebep olabilir ama benim anlatmak istediğim bu değil. Şöyle... Yetişkinlerin çocuklara müdahalelerinden dolayı çocuklar öfkeyi daha fazla hissediyorlar. Çünkü biz adalet duygusunu çocuğa tam verip çocukla demokratik bir tutum sergilersek eğitmen olarak ya da bir yetişkin olarak adaletsizlik hissini hissetmez, değersizlik hissini hissetmez. Aşırı derecede mükemmeliyetçi olma yükünü üstünde taşıdığını düşünmez. Oyunlarda mızıkçılık yapmaz çünkü orada bir demokratik tutum sergileneceğini bilir ve bunu kabullendiği için o normal olarak bunu gördüğü için öfkelenecek bir şey kalmaz ortalıkta. Yani burada çok küçük bir nüans dediğim kısım şu. Bizi öfkelendiren şeyler günlük hayatımızda yaşadığımız yetişkinlerle ilişkilerimiz ya da olan olaylarda edindiğimiz bilgilerden ve deneyimlerden kaynaklı. Bazıları da biriken duyguların patlaması. Ama çocuklarda devreye girdiğimizde çocukların hiçbir öfkeli doğmuyor. Evet, hepsi duygularını ifade edebilecek gibi ama o duygularının ifadesinin ne olduğunu veya hangi duyguyu yaşadığını biz onlara anlatmadığımız sürece ve demokratik tutumu sergilemediğimiz sürece yetişkinler yüzünden çocuklar çok daha fazla öfkeleniyorlar. Evet, tezat davranışlar. Yani burada farklı davranışlar yaptığımızda da hani bir evet deyip aynı konu için 2 dakika sonra hayır veya 2 gün sonra hayır dediğimizde de karışıklıklar oluyor. Aslında bunların hepsi de demokratik tutuma giriyor. Şimdi öfkelendiğimizde rahatlamak için ne yaparız diye size soruyorum. Yani buradaki linki hemen sizinle paylaşıyorum. Ve linki girdiğinizde hemen size sayfaya bir kutucuk, sorumuz ve kutucuk gelecek. Lütfen kutucuğa hemen öfkelendiğinizde ne yaptığınızı şöyle birkaç kelimelik, çok uzun cümleler şeklinde değil ama birkaç kelimelik yazar mısınız? Orada çünkü davranış bulutu çıkacak. O davranış bulutuna göre de biz acaba neler yapacağız ona geleceğiz. Girenleri ben şimdi ekrandan göreceğim. Ekranı da şu şekilde aldım. Şu anda sanırım siz de rahatça görüyor musunuz ekranı? İkinci ekranı. Bana bir cevap verebilir misiniz? Görüyorum. Harika. Şimdi şu kutucuğa siz öfkelendiğinizde ne yaptığınızı yazarsanız
Burada o kelimeler belirmeye başlayacak ve biz de böylece artık ortak noktalarımızı bulmaya başlayacağız. Bizi öfkelendiren nedenleri saydık. Bir de bakalım bizi rahatlatan şeylerde ortak yerler bulabilecek miyiz? Ortak davranışlar, baş etme becerileri olabilecek mi? Bir hata verdi. Ona şu anda bakıyorum. Ha, evet geldi. Kahve içmek veya temiz hava almak, bağırmak, nefes almak, ortamdan uzaklaşmak, derin derin nefes almak. Nefes almak iki oldu. Yüksek sesle kendi kendine konuşmak, kızgın olmak, bağırmak, bağırmak iki oldu. Saldırganlaşmak. Evet, bir daha güncelledin. Yeniler gelsin. Bağırmak öne çıktı. Burada yazılar büyüdükçe ne kadar fazla aynı kişi, aynı kelimeyi kullandıysa yazılar büyüyecek. Yani bizim zihin haritamız gibi düşünün. Ortak zihin haritamız şu anda. Ve küçükler bir ya da iki kişinin yazdığı ama yazı büyüdükçe biz aslında ne Kendisi kadar paylaşıyor, ortak şey birbirini paylaşıyor. yapıyoruz. Derin derin nefes almak, bağırmak ve ortamdan uzaklaşmak biraz arttı. Hemen bir daha güncelleyelim. Bunu paylaşalım mı Burçak? Bu ekranı paylaşalım mı? Tabii. Ben bunu sonra sunuma da koyacağım zaten. Ha, tamam. Paylaşabilirsiniz de. Daha büyük ekrana da alayım şöyle. Ya tam büyümedi. Yeteri kadar. Şu an paylaşımda olan şeyi kapatıyorum o zaman. Biz de görebiliyoruz çünkü anladığım kadarıyla bunu. Evet, herkesin gördüğünü düşünüyorum. Yoksa share Şöyle. ekranı Evet. kapatabilirim. Ha, tamamdır. Oradan Tamam. paylaşabiliriz. Değil mi? Ne kadar fazla ortak noktamız Evet, var. evet. Herkes yazmıştır herhalde. Tamam. Şimdi Allah'ım. sunuma geri de evet üstüne geldiğimizde de kaç kişi yazdığınız yerdeki sayfada üstüne geldiğinizde de kaç kişi onu yazmış onu da görebiliyorsunuz. Sayıları görebiliyorsunuz işte. Dört kişi nefes alırım ortamdan uzaklaşırım demiş. Bağırırım. Altı Altı. kişi bağırırım demiş. Evet, bağırmak aslında o kadar rahatlatıcı bir şey ki tabii ki de kime ve nasıl bağırdığınız önemli buradaki kritik nokta. Denize karşı bağırıyorsak şöyle bütün şeyimizle veya bir vadiye tabii ki de harika olur. Ama eşimize, çocuğumuza bağırıyorsak çok farklı sonuçları olabilir. Ekran paylaşımını ben geri alabilir miyim şu anda? Tabii, hemen kapatıyorum. Tamamdır. Bunun aslında bir yöntemi var. Kendimizle baş etme becerilerimizi kazanmak için bir yöntemimiz öfkeni fark et ilk önce. Gerçekten öfkelendiğini hisset. Hissettiğini farkında ol. Sonra da neden öfkelendiğini bul. Çünkü birçok sebebi olabilir. Belki o an karşındaki insanı öfkelendiğini düşünüyorsun ama altta yatan başka bir problem var ve karşındaki bardağı taşıran son damladır belki. O yüzden gerçek nedenini, kaynağa dön. Sonra sakinleşmek için ne yapman gerekiyorsa onu yap. Elindekileri bırak. Sen önemlisin, değerlisin. O yüzden de sakinleşmek. Sonra da karşı tarafa ne istediğini ifade et. Aslında bu güzel bir ne denir denklem benim için. Bunu uygulamak her zaman kolay mı? İlk başlarda gerçekten zor oluyor. Çünkü karşınızdaki de hani eğer bir kavga, çatışma ortamında bir öfkelenme durumu söz konusuysa, evet durmak, öfkemi fark edeyim, nedenini bulayım, sonra sakinleşeyim ki konuşayım kısmını, aşamalarını yapmak ciddi anlamda zor olabilir. Ama yapmaya başladığımız sürece onu otomatikman uyguladığımızı fark edeceğiz.
Yani bu da çok değerli bir şey. Çünkü şunu yapıyoruz. Öfkelendiğimizi nasıl anlarız? Bir, sesimiz yükselir, yanaklarımız kıpkırmızı olur. Fizyolojik tepkilerinden bahsediyorum. Kulaklarımızdan ateş çıkacakmış gibi hissederiz. Sırtımızdan terler akmaya başlar. Böyle çığlık atma ihtiyacı hissederiz, değil mi? O zaman evet, öfkeni fark ettin. Nedenini bulmaya çalışın o an ki çözüme ulaşabilirsiniz. Nedenini bulamıyorsan bile sakinleşmek için o ortamdan uzaklaşman mı gerekiyor? İşte müzik mi dinlemen gerekiyor? Başka ne yapmak istiyorsan onu yap. Ama daha sonrasında da öfkenin nedenini bulduktan sonra bunu düzeltmek için ne istediğini ifade edip o kaynağı çözmek, problemi çözmek önemli. Ben sistem düşüncesi araçlarını da kullanıyorum. Sistem Düşüncesi Derneği'nin de üyesiyim ve oradaki yapı benim hoşuma gidiyor. Çünkü bir problem varsa problemin çözümü de vardır. Sadece kaldıraç noktasını görmek önemli. Yani bu öfkelenmek ve öfkeyle beraber çatışmaya girersek ve saldırganlık süreci başlarsa bu bizi daha çok kısır döngüye döndürüyor. Yani daha çok artıyor. Öfkemiz arttıkça davranışlarımız sertleşiyor. Davranışlarımız serttikçe karşı tarafın öfkesi artıyor ve karşı tarafın öfkesinin tepkisi bizim öfkemizi arttırıyor. Şeklinde bir kısır döngü dediğimiz şey aslında pekiştirici döngüdür sistem araçlarında. O pekiştirici döngüyü kırdığımız anda, dengeleyici hale getirdiğimiz anda aslında problem ortadan kalkıyor. Buradaki olay da o kaldıraç noktası ya da o dengeleyici döngüye getireceğimiz yerde sakinleşmek ve ifade etmek, ne istediğimizi o an ifade etmek. Bunun bir kademe daha üstüne baktığımızda bizim öfkelenmemize sebep olan unsurları ortadan kaldırmak. Kolay mı? Hayır, değil. Zaten kolay olsaydı şu anda öfke kontrolünü çalışıyor olmazdık. Bunu konuşuyor olmazdık. Ama yapılabilir mi? Evet, kesinlikle yapılabilir. Sadece sabır ve destek gerekiyor. Sunuma geri dönelim. Şimdi şeylerden konuştuk, kendimizden konuştuk. Ama bir ebeveyn olarak veya bir eğitmen olarak biz çocuklarımıza bunu nasıl öğreteceğiz? Kendi kendimize hadi kontrol etmeye çalışıyoruz, çabalıyoruz ve uğraşıyoruz. Çocuklara da aynı şey geçerli olur mu? Çocuk kendi başına öfkelendiğini fark eder mi? 3-6 yaş grubunu düşünelim. Yani karakteri yerine oturmaya çalışıyor, benliğini bulmaya çalışıyor. Ben buradayım demeye çalışan bir çocuk ama bir yandan da duygularının farkında değil. Yaşıyor ama nasıl tanımlayacağını ya da nasıl anlatacağını bilmiyor. Böyle bir durumda ne yapıyoruz? O yüzden şimdi iki vaka çalışması yapmak istiyorum sizinle. Burada aktifiz. Ben şimdi bir vakayı vereceğim size. Sesi de okuyabilirim. Sonrasında da bununla ilgili sizin fikirlerinizi almak istiyorum. Güzel bir gün Gül Hanım market alışverişini hızlı yapmak istiyor ki günün kalanında kendine kalsın. Dışarı çıkabilsin çocuğuyla kendisiyle. 5 yaşındaki çocuğu Ateş'le market alışverişinin yanında götürüyor. Ateş tüm reyonlara girip çıkıyor. Çünkü almak istediği bir şey var, kararsız, ikilemde kalmış durumda. Bir türlü karar veremiyor. Fazla zamanı olmadığını düşünen Gül Hanım, oğlum hadi ama geç kalıyoruz artık al bir şeyi de gidelim demesine rağmen Ateş oyalandığı için Gül Hanım onun elindekileri hızlıca alıp her ikisini de düşünün. Sadece birini değil, her ikisini de alıp kasaya koyup kasanın yolunu tutuyor. Ateş bir anda ağzı çıktığı kadar bağırıp ağlamaya başlıyor. Tanıdık bir versiyon değil mi bu aslında baktığınızda? Yani kendi çocuğumuzla yaşamasak bile hani her markete, pazara, alışverişe gittiğimizde mutlaka bir çocuğun bu kriz ağlamalarını görüyoruz. Şimdi buradaki güzel soru. Şu anda çocuk avaz avaz bağırıyor, ağlıyor. Gül Hanım ne yapmalı? Hadi bakalım cevaplar. Buyurun Neşe Hanım. Bence kasaya gitmeden önce Gül Hanım oturup böyle göz göze gelerek, aynı seviyeye gelerek, yani vaktinin az olduğunu, hadi beraber istersen ben sana yardım edeyim, bir tanesini seçelim deyip, yani olay kötü bitmeden bir önceki aşamada önlem alabilmeli diye düşünüyorum. O önlem alma. Şu anda ama avazı çıktığı kadar bağırıyor çocuk. Yerde tepiniyor.
Gül Hanım ne Ama yaptı? Ben Gül Hanım'ın yaptığını da doğru bulmuyorum da onun Tamam, için. ona da geleceğiz. O soru da gelecek. Ha, peki, o zaman Şu şu andaki aşamada sorumuza mı? odaklanalım. Evet. Peki, o zaman şöyle, yani yine de aynı şekilde çocuğu açıkladı herhalde, değil mi? Hızlı olması gerektiğini. Evet, Daha oğlum öncesinde hadi ama bilmiyorum. geç kalıyoruz artık al bir şeyi de gidelim dedi. Ama fırsat vermeden elindekileri aldı gitti. Gül Hanım'ın davranışını sonra konuşacağız. Ama şu anda kriz anında bir durum var elimizde. Bir kriz, nur topu da gibi bir ağlayan çocuğumuz var. Onu biz ne Yani yapacağız? aslında o anda şu anda hani ağlayarak başkalarını rahatsız ediyorsun. Lütfen sakinleş, bunu evde konuşalım diyebilir. Çocuk daha çok çığlık atmaya başladı. Yani Ben sakın yanlış anlamayın. Ben hani hayır. birazcık zorluyorum şu anda Biliyorum sizi. biliyorum. Yani o zaman yine bir dakika falan, birkaç dakika oturup göz göze gelip, biliyorum çok üzgünsün. Hani ben sana söylemiştim ama. İstersen gel bunu evde konuşalım. Şimdi üzülmeni istemiyorum çünkü sen üzülünce ben de çok üzülüyorum diyebilir. Bağlama sesi de başkalarını rahatsız ediyor diyebilir. Ve çocuğun davranışını daha da tırmandırmış oldunuz. Öyle mi? Evet. Başkalarına ve Çok. kendimizi katarak aslında bir şeyleri onun üstüne yıkıyor oluyoruz bence ve daha çok yapıcı ve sadece onun dilinden konuşarak bir şeyleri anlamasını sağlamamız lazım. Başkalarının duygularıyla onun duygusunun farklı olduğunu bilmeli. Çünkü bir şeyleri yaparken o zaman ben bunu yapıyorum ama bundan sonra birisi benim hakkımda ne düşünecek? Ben başka bir insana bu hareketimle ne hissettireceğim deyip aslında onu bir yükün altına sokuyoruz. Bunu yapmamalıyız. Evet, güzel söylediniz ama kriz anında bunu uygulayamazsınız çocuğa. Çünkü algıları kapalı o an. Ben bir katkıda bulunabilir miyim? Ha. Zuhal Hanım çok uzun süredir parmak kaldırdı. İlk önce Zuhal Tamam. Hanım'a söz hakkı verebilir mi? Buyurun. Ben olsam dikkatini dağıtırım, başka bir yöne yöneltirim. Aa bak işte şurada bu varmış, hadi gel ona bakalım mı, bir de onu deneyelim mi? Kasanın yanında ilgisini çekebilecek bir şeye yönlendiririm. Ya da daha şuradan çıkarsak şöyle yapalım istersen falan gibi dikkatini dağıtmaya çalışırım. Çünkü o an üstüne giderseniz daha çok şey yapacaktır, ısrarcı olacaktır. Ben de ısrarcı olursam inatlaşma başlar ve sürer diye düşünüyorum. Dikkatini dağıtırım yani başka bir Dikkat şeye. dağıtma. Evet. Tamamdır. Bir tane cepte. İşe yarar mı? Bakacağız. Berna Hanım. Bir de kameralarınız açık olursa çok sevineceğim. Çünkü böyle ben boşluğa konuşuyormuşum gibi oluyor. Kameralarınız açık olup ben sizinle sosyal mesafemiz uzaktan uzaktan olsa bile göz teması kurmayı çok seviyorum. Evet, Hocam çok buyurun. ev haliyim, o yüzden açamadım, Hiç kusura önemli değil. bakmayın. Buyurun. Şöyle ki ben olsam ne yapardım? Benim de bir oğlum var 10 yaşında. Yaşadım tabii ki bunları. Öncelikle hani ağlama esnasında ilk yaptım, her zaman yaptım. Ona sarılmak olurdu. Hep böyle yaptım. Önce ona bir sarılır, yalnız olmadığını hissettirir. Ondan sonra da dikkatini dağıtırdım muhtemelen. Ama sonrasında eve geldiğimizde de mutlaka o konu konuşulur. Bundan sonra dışarı çıkarken daha programlı çıkmamız gerektiği, neler yapmamız gerektiği konuşulur. Sonra bir daha aynısını illa ki yapıyor ilk seferinde. Çocuklar özellikle belirli yaşlarda çok inatçı olabiliyorlar. Daha doğrusu ısrarcı olabiliyorlar. İnatçı kelimesini çok sevmiyorum. Ama böyle her seferinde bıkmadan konuşup halledebiliriz. Ben oğlumla o krizleri hiç yaşamadım çok şükür. Hani iki defa belki yaşamışlığım var. Ama sonrasında bu şekilde üstesinden gelmeyi başardık. Bir de ben hani sonunda evet diyeceğim hiçbir şeye hayır demedim. Dolayısıyla da herhalde ilk başta da o Tutarlı hareketi kaldınız yani. yapmazdım. O hareketi Tamam. ilk başta eğer sonunda evet diyeceksem yapmazdım. Bu şekilde üstesinden geldim, gelirdim de diye düşünüyorum. Teşekkür ederim fikriniz için. Yağmur Hanım, şimdi söz hakkınızı size vereyim. Merhaba hocam. Evet. Şimdi bu çocuğun seçim hakkı elinden alındığı için bir sinir krizi geçiriyor ve bunu anladığını hissettirmek gerekiyor insanın. Annenin orada güven duygusunu ve çocuğun yanında olduğunu hissettirebilmek için sakinleşmesi için en öncesinde sarılması gerektiğini düşünüyorum. Ve sarıldıktan sonra da yapıcı bir dille bu krizi yönetip olayı
olay anında çözüp seçim hakkı içinde ona yardımcı olmak istediğini, gel tamam seçimimizi yapalım ve istediğini alalım deyip destekleyici bir konuşma yapması gerektiğini düşünüyorum. Birazcık duygularımızla yöneliyoruz biz bazı şeylere ve o yüzden de aslında iyilik yapalım derken birazcık da yıkıcı şeyler yapıyoruz. Olumlayıcı şeyler olmuyor maalesef. Sonrasında da o anda bu olayın çözüldüğü için normal bir şekilde devam edeceğine inanıyorum. Olay anında yaşanıp olay anında çözülmeli bence. Teşekkür ederim. Verdiğiniz için. Chatten de çok fazla yazı gelmiş. Birazcık onlardan da bahsetmek istiyorum. Sakince çocuğa sarılıp ağladığı sürede sakinleşene kadar onun yanında dururum ve onun yanında olduğunu hissederim demiş. Nebahat Hanım, kriz anında kızımı sakinleştirmek için dikkatini başka yere çekiyorum demiş Şengül Hanım. Sakinleşmesini beklerim denmiş. Çocuğun neler hissettiğini ona yansıtmak Yıldız Hanım'dan gelmiş. Sonra ne yapıp yapmayacağıma da karar veririm demiş Aygül Hanım. Sakinleştikten sonrasından bahsediyor. Zeynep Hanım, benim iyi ve dileğimi yansıyor. Söz alabilirim Burçak Hanım. Buyurun, evet anlamadım. Şimdi bu tarz kriz anlarında, şimdi bizim acelemiz var ya, aslında bizim acelemizden de doğan bir enerji var orada, negatif bir yansıma. Esas bizden doğuyor ve çocuğa da bulaşıyor. Dolayısıyla, şimdi biz bir an önce yetişeceğiz, dışarı çıkacağız. Ya bizim ne acelemiz var ki? Sürekli bir acele içindeyiz. Aslında o aceleden biz mi vazgeçsek önce? Yani o anda bir kriz var, doğru. Aman Allah'ım, rezil oluyorum, çevredekilere de rezil oluyorum durumu da yaşıyor bazen insanlar. Hatta çocuğu kolundan tutup çekip yürü gidiyoruz, bunları da almıyoruz da diyebilir insanlar. Yani o anda annenin ya da ebeveynin rahatlaması öncelikli gibi geliyor bana. Ben rahatlarsam çocuğuma bunu yansıtabilirim diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Zuhal Hanım'la Aycan Hanım'a da söz hakkını sırayla vereyim. Sonra da çözümlemeyi yapalım. Zuhal Hanım. Ben biraz önce almıştım. Bir daha el kaldırdığını zannettim de o yüzden. Aycan Hanım. Merhabalar. Sesim geliyor değil mi? Tamam. Evet, çok net biliyorum. Böyle bir benim 12 yaşında bir oğlum var. 5 yaşındaki haline şimdi geri döndüğümde böyle bir kriz anı yaşamadım ben. Ama maalesef ki o kriz anlarında ebeveyn olarak bizler de sakin olamıyoruz. Ve her önerilerimizi ya da işte bundan sonra böyle yapacağım, kendimize yaptığımız fikirleri bazen gerçekleştiremiyor olabiliriz. Ben herhalde böyle bir durumda yapacağım şey ilk önce anlaşarak, her zaman yaptığım gibi ilk önce oğlumla dışarı çıkarken anlaşarak dışarı çıkmak. Evden ilk önce kimin hangi işi varsa kaç dakika orada harcayacağız vaktimizi gibi şekilde anlaşarak dışarı çıkmaktan yanayım. Daha sonra öyle bir kriz anında gerçekten hedefimizi ulaşamadıysak hedefimize, büyük olasılıkla oğlumu kucağıma alır ve ortamdan uzaklaşmasını ilk önce sağlarım. O ortamda çünkü kaldıkça daha fazla sinirlenebileceğini düşünürüm. Dışarı çıktıktan sonra temiz alanda kendisiyle konuşur, çözüm bulmaya çalışırım. Ama ortamdan uzaklaştırırım oğlumu. Teşekkür ederim. Neşe Hanım, en son size vereyim, sonra da toparlayayım. Zamanımızı uygun kullanalım. Buyurun. Ben şeyi anlamadım aslında. Şimdi çocuk bir oyuncak isterken ağladığı için iki oyuncak olmuş. Hala neden ağlıyor ki yani? Evet, şimdi ona geleceğim. Söyledikleriniz çok değerli ve kıymetli, çünkü deneyimlerden de yola çıkmış bir şey ve her çocuğun karakteri birbiriyle aynı değil. O yüzden davranışlarımız farklı olmakla beraber çok dikkat etmemiz gereken bir şey var. Kriz anında çocuğa laf anlatmaya çalışmayın, çünkü sizi dinlemez. Hele ki 6 yaş ve küçüğü, yani 0-6 yaş grubu için kriz anında siz ne derseniz deyin, o duyma duyusunu kapatır. Çünkü o an duygusunu hiddet şeklinde hisseder. Yani
çok fazla tepkisel olarak hisseder, duygusal olarak hisseder. Çünkü duyguları çok yoğun yaşıyorlar. Gelişimlerinin ve karakterlerinin oturmasının en yoğun olduğu dönem olduğundan dolayı. O yüzden sakinleşene kadar yanında beklemek ve kendisine zarar, başkasına ve kendisine zarar vermemek o konuda çok önemli. Aycan Hanım kucağıma alır, o ortamdan çıkarım dedi. Evet, o an dışarıdaki kişilerin rahatsızlığını giderebilecek bir davranış. Ama çocuğunuzun o duygu durumunu tırmandırıcı bir davranış. O tırmandığı için sizin duygu durumunuz da daha fazla tırmanacaktır. Anlık çözüm gibi gözükse de aslında uzun vadede, uzun elinde o çözüme ulaşamamış oluyorsunuz. Buradaki önem güven duygusu. Çocuğunuz o an öfkelendiğinde eğer çok yükseğe tırmanmadan sadece ağlamaya başladığını, evet anladım seni, haklısın, hadi bir sakinleşelim. Ama ağlamaya başlayıp tepinmeye başladığında bunu bile söyleyemezsiniz. Çünkü söyleseniz de algılamaz ve sizin her söylediğinizi tehdit olarak algılar. O yüzden de ağlaması, tepinmesi artmaya başlar. Burada Neşe Hanım'ın sorusuna geleceğim. Neden? Çünkü çocuk 5 yaşında karakterini göstermeye çalışıyor ve bir şeyi beğenip beğenmediğine karar vermeye çalışıyor. Siz iki oyuncağı birden elinden aldığınızda karar verme yetisini onun elinden almış oluyorsunuz. Aslında güç kullanmış oluyorsunuz çocuğunuza. Onun karar verme süresini, o zamanı almış oluyorsunuz elinden. Yani burada aslında Gül Hanım'ın örnekte verdiğim Gül Hanım'ın yaptığı çok fazla yanlış var. Baktığımızda hani hızlıca bir şeyler yapmak istiyorsa Aycan Hanım'ın söylediği gibi ve diğer annelerimizden de geldi söylediği gibi önceden hazırlığını yapmak, evden çıkmadan önce bak markete gideceğiz, hava çok güzel, güzel şeyler yapmak istiyoruz. Marketteki süremiz 5 dakika olacak. O yüzden şimdiden kendini hazırlar mısın ne almak istediğine? Çocuğa önceden bilgi vermemiz gerekiyor ki o duygu durumuna girmesini engelleyelim. Ama ondan önce bir durum var. Kriz anında davranışlarımız çok önemli ki çocuk kriz anında ne yapacağını iyi kestirebilmesi lazım. Bununla ilgili de şöyle söyleyebilirim. İki seçeneğimiz var. Şimdi burada bir duygu skalası var. Hani dedim ya size Plutnik'in duygu çarkını gösterdiğimde de Plutnik'in söylediği gibi duygularımızın yoğunlukları var. Eğer çocuğumuz yoğun bir öfke durumundaysa, bu durumu çok yoğun yaşıyorsa bizim burada yapabileceğimiz şey şey yapmaya çalışıyorum şu anda, biraz bendeki ekranlar karıştı. Onun yanında olduğumuzu hissettirmek. Beden ve ruhen biz sükunetimizi koruyacağız. Jest ve mimiklerimizle dahi konuşmasak da kaşlarımızı çattığımızda, ellerimizi bu şekilde yaptığımızda, yanında böyle şeklinde durduğumuzda o çocuk bizden aldığı elektrikle daha fazla öfke davranışlarını sergilemeye başlayacak. Yani bir çocuğu orada rahatlatmak için eğitmenler okul anında bunu yaşayabilirler veya atölye anında, etkinlik anında. Ebeveynler de her an bunu yaşama şansları oluyor. Böyle bir durumda evet ben senin yanındayım. Birine ya da başka bir şeye zarar vermemesi için onu korunaklı bir alanda tutmanız gerekiyor. Hapsedin demiyorum, küçücük bir köşeye sıkıştırın demiyorum ama bir alanda ve olduğu yerde kalması önemli. O size dokunmak istemediği sürece ona dokunmamanız lazım. Bu hangi yaş grubundaki çocuk olursa olsun. 1,5 yaş yürümeye başladıktan sonradan itibaren söylüyorum. Eğer öfke krizi geçiriyor çocuğunuz, ağlıyor çok fazla ve sizin içiniz acıdı artık, sesi kesildi ağlamaktan. Ama o an size gelmiyorsa, sizin kucağınıza gelmiyor, size dokunmuyorsa onun yanında durun, ona bakın. Ama şiddetsiz iletişim tekniğidir, tepkisiz kalmanız gerekiyor.
ne pozitif ne negatif. Çünkü çocuğun orada sizin vereceğiniz tepkiyi alacağı mesaj çok farklı şeyler olabilir. Siz onu sevgi için kucaklayıp rahatlamasını istediğiniz aslında onun öfkelendiği sebebi önemsemediğinizi bile hissedebilir. Çocuğun o an ne hissedeceğinizi bilemezsiniz. O yüzden tepkisiz kalmanız çok önemli. Ve üstüne de yapacağınız şey size ne zaman geldi, kucağınıza geldi, sarılmaya başladı. O zaman onu sarın. Oval hareketlerle sırtını sıvazlayın ki serotonin hormonu salgılansın ki rahatlamaya başlasın. Ve o an hiçbir şey söylemeyin. Tamamen sakinleşip o durumdan kendini, o duygu durumundan çıkana kadar da konuşmaya çalışmayın. Tamamen rahatlayıp bir süre geçtikten sonra o durumu en baştan itibaren objektif bir şekilde yaptığınız yanlışlarla ve çocuğun yaptığı yanlışlarla ve doğrularla konuşmanız, sohbet etmeniz gerekiyor. O da yaş grubuna uygun bir şekilde olmalı. Ama eğer çocuğunuzun duygu durumu skalanın ortalarına doğru geliyorsa, yani biraz irite olduğuyla öfke anı arasında bir şeyse ne yapabiliriz? Yani tırmanmadan o zaman yapacağımız şey duygusunu tarif edeceğiz. Şu anda senin elindekileri aldığım için bana çok kızdın ve öfkeleniyorsun. Anlıyorum seni. Direkt o duygusunun ne yaşadığını pat diye orada söylemek. Çünkü çocuk o an bir şeyler hissediyor. İçinde bir şeyler kabarıyor. Kulaklarından fırlamaya başlıyor. Çünkü orada bir haksızlık hissediyor. Sonra nedenini betimlemek ki zaten söyledim. Elindekileri aldığım için ve hızlı davrandığım için öfkelisin bana. Bunu anlıyorum. Hadi şimdi biraz sakinleşelim. Sonra da bu problemi çözeriz. Sakinleşmek için ne yapmak istersin? Derin nefes alabilir, chatten yazıldı, su içirebilirsiniz. Soğuk su çok iyi geliyor çocuklara o an. Veya dikkatini o an dağıtabilirsiniz. Duygu durumu öfke kısmında değilse dikkatini dağıtmak işe yarayabilir. Ama bu sırayla giderseniz, yani sakinleşme sırasında dikkatini dağıtabilirsiniz. Ve sonrasında da sen ağlayıp bağırdığında, öfkelendiğinde ben senin ne istediğini ve ihtiyacını anlayamıyorum. Lütfen ne istediğini bana söyleyebilir misin? Kısmı. Ama tamamen sakinleştikten sonra. Bu süreç uzun, meşakkatli ama inanın ki işe yarıyor. Ve daha sonrasında siz hiç fark etmediğiniz günlük rutinlerinizi yaparken çocuğun öfkelendiği bir davranış olduğunda anne sen biraz önce aslında benim elimdeki oyuncağı aldım, ben sana çok öfkelendim biliyor musun diye çok sakin bir şekilde gelmeye başlıyor sizin yanınıza. Veya öğretmenler için bunu söylersek de çocuk diyor ki öğretmenim ders anında bana gereksiz yere bağırdığınızda ben size çok öfkelendim, hakkınız yoktu diyebiliyor. Böylece aslında hakkını da aramış oluyor. Yani çocuk haklarına da dem vurmuş oluyoruz burada. Biz öfkemizi kontrol ettiğimiz sürece ve çocuğa nasıl kontrol edeceğinin yollarını, yöntemlerini gösterdiğimiz sürece çocuk hakkını ezdirmeyen, hiç kimseye zarar vermeyen, şiddet uygulamayan ama kendisine de şiddet uygulanmasına izin vermeyen bir karakterde olacak. Evet, şimdi bu kadar şey konuştuk. Sakinleşme kısmında işte o teknikler ve yöntemler can alıcı kısma geldim. Bir tane daha sizinle chatten link paylaşıyorum hemen. Ve o linkte de bu sefer çocuklara, çocuk öfkelendi yetişkin olarak ona hangi fikirler verebiliriz ki öfkesi sakinleşsin? Gönderdim linki. Hadi bakalım. Ben de buradan açayım. Güncelliyorum. Yazılanlar geliyor mu? Bakalım. Bunlar bir kelime, iki kelimelik durumlar olabilir. Bir saniye. İnternetimde şu anda bir sıkıntı oldu. Sakin kalırım. Çocuğa vereceğiniz yöntemlerden bahsediyorum. Yani öfkelendi, sakinleşmek istiyor. Ona fikir vereceksiniz. Yetişkin olarak hangi fikirleri verirsiniz? Ne yapabilirsiniz orada? Yani çocuğun rahatlaması için
baş etme becerisi geliştirmesi için yol yordam. Zor bir soru. Ne kadar kolay gözükse de. Bir daha güncelliyorum. Bakalım. Hiçbir şey yazmadı. Heh. Sinirleniyorum. Çocuğa mı sinirlenirsiniz? Öf, pozitif konuşurum, sakin kalırım. Hadi derin derin nefes al yönergesini veririm. Derin nefes almasını söylerim. Sarılırım. Sakinleştiğinde sarılırım. Pozitif konuşurum. Olumlamalar yaparım. Gayet güzel. Şuradan bir ekran daha kapatırsam sanırım. Onu mutlu edecek bir şarkı söylerim. Hadi derin derin nefes al derim. Farklı bir konu açarım. Dikkatini o zaman dağıtırım. Senin için yapabileceğim bir şey var mı sorusunu sorarım. Çok güzel. Başka geliyor mu? Bir sürü yapılacak şey var. Ama deneyimle sabit bizim yaptıklarımız neler onları da görmek önemli. Sarılırım ve sinirleniyorum. Biraz önde gidiyor. Senin için yapacağım bir şey var mı sorusu arttı. Derin nefes almasını söylerim. Farklı konular açarım. Aynı şeyler geliyor. İsterseniz zamanımızı iyi kullanmak için şu anda bunu durdurdum. Harika. Burada söylediklerinizden bazıları gerçekten çok işe yararken bazıları pek işe yaramıyor. Çünkü bizim sinirlenmemiz çocuğun da öfkesi ve sinirlenmesinin artmasına sebep olur. Orada bizim sakin kalmamız çok değerli. İkinci bir vakamız var. Zamanı iyi kullanmak için bu konuyu biraz hızlı geçeceğim. İkinci vakamız da şöyle. Eğitmen olduğumuzu, eğitim koçuyuz, öğretmeniz. Yani çocukların hepsiyle birden ilgileniyoruz. Yani bir çocuğumuz, iki çocuğumuz yok. 40 çocuğumuz var, 20 çocuğumuz var. O zaman ne yapacağız? Çünkü kapıştılar mı, bir de yaşıtlar. Kapıştılar mı fena oluyor. Bu sefer de Gül öğretmen teneffüsteyken öğrencilerin kavga ettiğini, birbirlerini fena halde hırpaladıklarını duyar. Ve sınıfa koşarak gider. Sınıf tam bir kaos. Herkes bir ağızdan konuşuyor. Herkes birbirini suçluyor. Öğretmenim o bunu dedi, o hayır öyle demedi, ben bunu yapmadım şeklinde konuşulmalar devam ederken iki öğrenci yumak olmuş yerde dövüşüyorlar. Şiddetli bir kavga var. Ve öfkeden de kıpkırmızı olmuşlar. Böyle bir durumda öğretmen ne yapar? Hadi bakalım, saç baş yolsun. Evet Zahil Hanım. Emekli bir öğretmen olarak söyleyebilir miyim? Aynı senaryoyu yaşadım hocam. Liseden emekliyim, ticaret meslek sözünden. İlk önce o yerdeki harman olanlara arkadaşları aracılığıyla bir ayırdım. Ondan sonra sakinleşmelerini istedim. Hocam dediler siz karışmayın. Nasıl karışmam dedim. Benim sınıfımda yapıyorsunuz olayı. Siz karıştırdınız beni dedim. İlk söyledikleri şey gençler karışmayın. Birbirimizi dövelim, sinirimizi atalım. Önce bir kavga edenleri ayırdım. Ondan sonra da içeriye çektim ikisini de, bütün sınıfı da. Sonra dedim ki tek tek konuşacağız. Bir kişi konuşurken öbürü dinleyecek, öbürü hocam dedi ben ona katlanamıyorum, ben çıkmak istiyorum. Hayır dedim, oturacaksın. Önce o konuşacak, sen dinleyeceksin. Sonra sen konuşacaksın, o dinleyecek. Bir ara birbirlerine girmeye kalkıyorlar, ben hemen araya giriyorum. Ama konuşturdum, ikisini de konuşturdum. Ve lisede de genelde gençlerde biliyorsunuz kız yüzünden çıkıyor kavgalar. O kızı da çağırdık konuşmaya. Onu da konuşturdum. Olayı orada hallettim, halledemiyorum bilmiyorum ama öfke kontrolünü sağladım yani ikisini de.
Harika. Güzel bir deneyim paylaşımı oldu. Çok teşekkür ederim. Zeynep Hanım'ın yorumuna bittim. Gürleyerek durdururum. Kavga edenler dışındakileri dışarı koştururum şeklinde. Büyük yaş grubunda, evet belki olabilir ama küçük yaş grubunda siz gürlediğinizde bu sefer hiç etkisi olmayanlar da korkup ağlamaya ve kalsa daha fazla etki etmeye başlama ihtimalleri çok yüksek. Yani yaş grubuna göre burada davranışımız güzel. Ben buradaki örnek vakada yaş fark ettiyseniz koymadım. Çünkü eğitmen olarak çocukların yaş gruplarında gelişim seviyelerini ve seviyelerine göre davranış sergilememiz gerekiyor. İş birazcık daha meşakkatleniyor yani. Zeynep Hanım lisedeyiz biz demiş. Evet, o zaman olabilir. Hani bağırmak ve gürlemek tasvip ettiğimiz bir şey değil. Şiddetsiz iletişim dilinin hiçbir yerinde olmayan bir şey. Ama bazen çaresiz kalıp konuştuğumuz ve sesimizin yükseldiği anlarda oluyor. Böyle bir durumda ne yapılmalı dediğimizde yaş grupları, dediğim gibi küçük yaş grubuysa evet, ilk önce birbirini hırpalayanları maalesef fiziksel bir dokunuşla onları birbirinden ayırmak gerekiyor ki birbirlerine zarar vermesinler veya kendilerine zarar vermesinler. Ama ondan sonra sınıfınızın ritmini biliyorsanız, hangi şey onların dikkatini çekiyorsa, bir müzik olabilir, bir sessizlik olabilir, bir işaret olabilir, ama en baştan bunu o ritmi bulmanız gerekiyor o grupla. Dramacı olarak ben şey yaparım, bir hareketim vardır, elimi kaldırma hareketim ve ben o elimi kaldırdığımda çocuklara açıkladığım şudur, kaç yaş grubu olursa olsun küçüklere şunu diyorum, size çok sırlı sır vereceğim, çok gizli şeyler vereceğim, ben elimi kaldırdığımda lütfen can kulağıyla beni dinleyip gözleriniz bende olsun. Küçük yaş grubu bunu şöyle diyor, öğretmenim gözlerim sende olursa ben kendimi nasıl göreceğim? Veya can kulağı ne demek? Kulaklarımız candan mı olur? Cevapları geliyor. Bu 5-6, 4-5-6 yaş grubu için söylüyorum. Ama büyük yaş grubuna, ilkokul dönemine geçtiğimizde de aynı davranış var. Sadece açıklamam şu. Sizin davranışlarınız, konsantrasyonumuz bozuldu demek oluyor. Ve grubumuzda bir kaos olmaya başlıyor. Lütfen elimi kaldırdığımda herkes can kulağıyla beni dinlesin. Bana baksın. Ben bir şey söyleyeceğim. Bazen oyunda da yapacağım bunu. Yönerge vermek için. Oyunu bozmamak için. Yani onlara en baştan sosyal kontrat yapıyorum. En önemlisi. Ve o sosyal kontratı çocuklarla beraber yapıyoruz. Yani ben sadece soru soruyorum, cevabı onlar veriyor ve cevabı olumlayarak bir sözleşme hazırlıyoruz. En altına herkes ismini yazıp imzasını atıyor. Bakın 4 yaştan lise sona kadar eğitim veriyorum. Sivil toplum kuruluşlarında da gençlere, üniversite öğrencilerine eğitim veriyorum. Sosyal kontrat hepsi için geçerli ve hepsi uyguluyor. Ve gerçekten o problemleri yaşamak zorunda kalmıyoruz. Eğer Gül Hanım bu örnekteki gibi sosyal kontrat yapmış bir öğretmense, o kontrattaki madde neyse o maddeye göre davranır ve gerçekten bir anda sınıf çözülmeye başlar. Çünkü her çocuk birbirini dürtmeye başlıyor. Öğretmen el kaldırdı. Bak öğretmenimizin hareketi geldi. Ona bir baksana diye. Otokontrollere gelişmiş oluyor böylece. Buradaki önemli olan Gül Hanım önceden nasıl bir hazırlık yaptı? Çocukları böyle bir durumla karşılaştığını nasıl toparlayacağını? Sonrasında da ne yaptı? Evet, yumak olanları tutup çekmemiz lazım. Sonra herkesi sakinleştirmemiz gerekiyor. Zuhal Hanım'ın dediği çok önemli. Demokratik tutum sergilemek, aynı aile yapısındaki gibi her tarafı eşit hakta, eşit sürede dinlemek ve birbirlerini de dinlemesini sağlamak. Bunu yaparken de empati kurdurmaya çalışmamız lazım. Nefes egzersizleri sakinleşmeye çok iyi geliyor. Evet, bazen dans hareketleri olabilir. Belki bir çığlık oyunu, dramada çok severiz biz. Çığlık oyunu oynatabilirsiniz. O an herkes öfkelenmiş olabilir. El ele tutuşun, çember yapın. Hadi hep beraber ağzımız çıktığı kadar bağıracağız. Nefesinizi alın, bakalım en uzun çığlığı kim atacak? Bunu söyleyin ve çığlık atsınlar. Çocukların buna ihtiyacı var. Aynı sizin yazdığınız gibi sizin de ihtiyacınız var bağırmaya, çığlık atmaya. Onların da var. O yüzden onu yaptığınızda aslında o negatif enerjiyi attıktan sonra çocuklarla olumlu bir ilişki ve iletişime geçmeye başlayabilirsiniz. Ama o kriz dönemini geçirmeniz gerekiyor onun için.
Ben tekrardan sunuma geri döndüm. Bunları konuştuk. Nasıl müdahale edebilir? Sonrasında ne yapabilir ve sırasında ne yapabilir? Şimdi şöyle bir skala. Küçük yaş grubu için bunu sınıfınıza koyabilirsiniz. Çocuğun odasına koyabilirsiniz. İsterseniz bunları paylaşabilirim ben. Herhalde mail adresleri toplanıyor değil mi Arzu Hanım? Hani gönderebiliriz. Evet. Böyle bir skalada aslında çocuk o anki öfke durumunun nerede olduğunu işaretleyebilir. Hatta yanına bir tane grafik çizip noktalar koydurursanız bir hafta içinde öfkesinin ne kadar inişli çıkışlı olduğunu da gösterebilirsiniz. Bu da aslında zaman boyunca davranışının nasıl geliştiğini de gösterebilen bir şey. Yani hem okulda sınıfta uygulamak çok işe yarıyor. Sistem araçlarında biz buna zaman boyunca davranış grafiği diyoruz. Çünkü hiçbir şey olduğu yerde kalmaz. Her şey değişir ve davranışlar değişir. Buna da zamanla görmüş oluruz. Bunu görmeleri, somut hale getirmeleri çok önemli ve seni neler sinirlendirir sorusunu sorup ondan bu cevapları almak. Benim öğrencilerimden bazılarından gelen cevaplar bunlardı. Bunlar üstüne konuştuk sonra bunları nasıl değiştirebiliriz diye. Sonrasında neler yapabiliriz? Eğitmen olarak ya da biz ebeveyn olarak. İngilizcesi anger game diye geçiyor. Ben bu tezimi uygularken lisanslı olarak almıştım bu eğitimi. Ama artık Pinterest'te bile görebiliyorsunuz sanırım bu oyunla ilgili bir sürü şeyi. Sevgili psikolog arkadaşım Yasemin Türköz de onu Türkçe'ye çevirip bir görselini de hazırlamıştı. İki tane zarla ya da tek zarla oynayacağınız çok basit bir oyun. Her zarda gelecek sayının karşılığında bir şey var. Yapılması gereken bir şey var. Atıyorsunuz ve çocuk normal bir oyun bu. Hani öfkelendiğinde yapacağınız değil, normal bir anda yapacağınız bir şey ama öfke kontrolü uygulamasında çok işe yarayan bir şey. Seni sinirlendiren şey nedir? Bir geldi. Seni sinirlendiren şey nedir diye soruyorsun atan kişiye. Atan kişi bunu söylüyor. Sonra siz atıyorsunuz. Gelen soru neyse karşılığında onu yapıyorsunuz. Bu oyun çocukların çok hoşuna gidiyor. Çünkü bazen öyle bir ihtiyaç duyuyorlar ki kendilerini anlatmak çok zor olabiliyor. Bazen kuklalarla bunu anlatıyorlar. Bazen yetmiyor. Öğretmenim zarları çıkartır mısınız? Hadi bir zar oyunu oynayalım diyorlar. Çünkü bir şey anlatmak istiyorlar orada ama anlatacakları şeye nasıl başlayacaklarını bilemedikleri için onlara yol gösterici bir şey bu. Bunun tuzluğu da var. Hani bizim küçükken oynadığımız şöyle dört parmağı koyup tuzluk oyunu vardı ya, onu katlayıp dış taraflarına numara yazıp içine de öfkelendiğinde ne yaparsan sakinleşirsin onlara maddeler koyun. Sonra öfkelenen biri tuzluğu çıkarsın hemen bir sayı tutaklığından say. Ve hangisi geldi? Hadi şimdi bunu yap, koş, zıpla falan şeklinde. O da küçük yaş grubu, yani şöyle söyleyeyim, ortaokul dahil işe yarıyor. 8. sınıflar dışında artık onlar tam ergenliğe girdikleri için oradaki süreç daha farklı işte ama 7 yaş, 6 yaş, 6. sınıf, 7. sınıftan ve sonra aşağısı bu işe oyuna çok önemsiyorlar. Bunlar orijinalleri benim tezimde kullandıklarım. Çocuklar ne yapabilir? Yetişkinler olarak biz onlara nasıl yönerge verebiliriz? Bir hayvanı sevebilirler. İçlerinden sayı sayabilirler. Öfkelendikleri an. Bloklarla oynayabilirler. Bu Lego da olabilir, ahşap blok da olabilir. Fark etmez. Üst üste koyup onu yıkıp bir daha yapma. Oradaki yıkma eylemi öfkesini, o stresi ve negatif enerjiyi dışarı çıkartmak ya inşa etmek de o sıkıntılı durumdan kendisini kurtarmayı simgeleyen bir oyundur çünkü. Kitap okumak, okumayı söktüyse bir çocuğun kitap okumak bazen hayal dünyasını başka yerlere götürüp zihnini değiştireceği için, o alandan çıkaracağı için kitap okumak, müzik dinlemek, belki de müzik dinlerken bağıra bağıra şarkı söylemek, eline yumuşak bir şey verip onu sıkıştırmasına izin vermek, çocuklar bir ara furya oldu, slime hamurlarla oynamak, herkes neden bu kadar çok seviyorsun diye yetişkinlerin çok fazla eleştirilerine de maruz kaldılar ama o slime hamuru aslında o duygu durumlarında olumsuz diye nitelendirilen öfke, kızgınlık, hayal kırıklığı, düş kırıklığı bunlarla ilgili duygularında o
sıkma işini yapıp o sıktığı şeylerin parmaklarının arasından çıktığını hissetmesi ve görmesi aslında öfkesini kanalize edip oraya atmasına sebep olan bir şey. O yüzden çocuklar slime'a hayranlar ve çok seviyorlar. Derin derin nefes almak, sizin de chatten de yazdığınız gibi yoga yapmasını sağlamak, eğer ilgisi varsa buna karşı. Belki de kendisine sessiz bir alan yaratmasına izin vermek. Evdeyse bir minderlerden kanepe aralarına, iki tane sandalyenin arasına kendine bir çadır yapması ya da okuldaysa da bir sakinlik alanı yapabilirsiniz. Eğer size ait bir sınıfta sınıf öğretmeniyseniz, hani bir sakinlik alanı, bir örtüyle kapanmış, tamamen kapanmasına bile gerek yok ama çocuk o an kimseyle muhatap olmak istemeyebilir ve kendini soyutlamak istiyor olabilir anlık bir şey. Sürekli bunu yapıyorsa problem ama öfkelendiği anda sakin kalmak için uzaklaşma ihtiyacı varsa ve kapalı alandaysanız bunu yapabilirsiniz. Öfkelendiği anda kendini mutlu eden şeyleri saymasını isteyebilirsiniz. O anılarını canlandırmasını isteyebilirsiniz veya rahat bir yere kendini atıp bırakıp dinlenmesine izin verebiliriz. Su içmek. Belki de biraz daha ılıkla soğuk arası bir su içmek çok daha iyi geliyor çocuklara. Bunları çeşitlendirebilirsiniz. Hatta bunu çocuklara sorabilirsiniz. Sizce öfkelendiğinizde sizi en güzel rahatlatan şey ne? Hadi bunu bulalım. Ödev verin. Bunu bulsunlar. Çünkü öfkelenmeleri gün içerisinde kaç kere oluyor? Hani bunu hem bebeğin olarak hem eğitmen olarak da söyleyebiliriz. Biraz uzattım. Artık kaynakça kısmına geçtim. Bir 5 dakika içinde bitiriyorum. Bununla beraber kendinizi düşünün. Kendinizin sakinleştiği şeyleri düşünün. Çocuk sizi rol model aldığı için. Anneyi ve babayı rol model aldığı için sizi sakinleştiren şey neyse, huzurlu yapan şey neyse çocuğunuzun da muhtemelen ona karşı bir ilgisi vardır. Örneğin kendimden örnek vereyim. Denize bakmak beni o kadar rahatlatıyor ki. En kötü anımda bile denize baktığımda rahatlıyorum. Denize bakabilecek bir anda değilsem de deniz sesi, okyanus sesi olan müzikler açıyorum. Kulaklığımı takıyorum ve onu dinliyorum. Ciddi anlamda bir anda o duygu durumunu rahatlatıyorum, gevşemeye başlıyorum. Dramada bunu uyguladığımda çocukların da bunu çok rahat yaptığını, yani doğa sesi, hayvanların sakinleştirici sesleri, tabii kaplanın kükremesi değil ama kuş cıvıltıları, kelebek hışırtıları gibi sesler, okyanus sesi, ağaçların sesi, toprağın sesi şeklinde, ormanın sesi şeklindeki sesler de çocukları çok rahatlatan seslerdir. Ki pandemi dönemindeyiz, her tarafa çıkamıyoruz. Çocuklarımız gittikçe sınırlarımız da daralmaya başladı. Kapalı alanda evet ormana gidemiyoruz, deniz kenarına gidemiyoruz ama en azından gözlerimizi kapatıp, müziği açıp, kendimizi oradaymış gibi hissedecekmiş gibi oyunları oynamak onları rahatlatabilir. Ben tezi hazırlarken hangi kitaplardan yararlandım ve daha sonra yaptım? Bunlar yetişkinler için olan kitaplar. Tavsiye ederim. Hepsini okudum, inceledim ve üstünde de çalıştım. O yüzden hani tavsiye edebiliyorum. Bu da çocuklar için. Bunları yapmak dışında öfke kontrolünü uygulayacaksak çocuk kitapları elimizdeki mükemmel araçlardan biri. Ama burada şuna çok dikkat edin. Bazıları çok didaktik ve şunu yapmamalısın, bunu yapmalısın diye irite edici bir tavır takınılmış. Tamamen bir şeyi öğretmeyi hedeflendirmiş. Edebiyat merağı hiç olmayan kitaplar da var. O yüzden lütfen ilk önce siz alın, okuyun. Ondan sonra çocukla beraber okuyun. Ve bunu ödev olarak yapmayın. Ben yeni bir kitap buldum. Mesela benim öğrencilerim öfkeli örümcek Rıza'ya bayılıyorlar. Yani Tülin Hoca'nın yazdığı bir kitap ve harika bir şey. Tavsiye ederim. Öfke Kuşları Orkestrası. Muhteşem bir kitap. Öfkelendiğinde, çocuk öfkelendiğinde ve öfkemle nasıl başa çıkarım kitaplarındaki görsellerde kendini görüyor. Neden öfkelendiğini görüyor, ona anlam verebiliyor. Sonrasında da o kahraman bu öfkesini nasıl çözebiliyor, hangi yöntemler buluyor, onları gösteriyor resimleriyle beraber ve çocuklar buna gerçekten çok seviyorlar. Ben aynı ben diyorlar.
eğer kendilerinden bir şey buluyorlarsa o kitapla beraber o etkinliği çalıştırmanız çok kolay oluyor. Teşekkür ederim.